Herkese merhabalar, ben Tam İndir editörlerinden Neşe. Popüler oyun haberlerini kısa ve öz bir şekilde sunmaya başladığımız Tam İndir oyun gündeminin bir bölümüyle daha sizlerleyiz. Tüm dünyayı kasıp kavuran popüler rol yapma oyunu Diablo 3'ten ilk haberimiz geliyor. PC platformunu kasıp kavuran Diablo 3'ün konsol versiyonunun çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak Blizzard'ın çalışanlarından gelen bilgiler oyunun konsolda test edildiği yönünde. Yakın bir zamanda resmi bir duyuruyla karşılaşabiliriz. Yapılan açıklamaya göre Assassin's Creed 3, Ubisoft tarihinin en hızlı satan oyunu olarak tarihe geçmeyi başardı. Ubisoft'un yaptığı resmi açıklamada verilen rakama göre Assassin's Creed 3 tüm dünyada 7 milyon adet sattı. Aksiyon oyuncularının merakla beklediği Devil May Cry için tam çıkış tarihi verildi. Oyun konsollara 15 Ocak, PC'ye ise 25 Ocak tarihinde çıkacak. Oyunun PC sistem gereksinimlerini tamindir.com üzerinden görebilirsiniz. Resident Evil 6 konsol oyuncularından sonra PC oyuncularıyla da buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma Capcom oyunun PC'ye resmi olarak geleceğini duyurdu. Oyunun çıkış tarihi için ise Mart 2013'ü işaret etti. Rockstar GTA'nın geleceği için şimdiden düşünmeye başlamış. İçeriden gelen bilgilere göre önümüzdeki yıllarda çıkacak olan GTA'larda birden fazla şehir görme şansımız olacak. Metro Last Night'in yapımcısı THQ arka arkaya erteleme vakası yaşayan oyunu için yeni bir çıkış tarihi verdi. THQ'nun açıklamasına göre Metro Last Night Mart 2013 tarihinde raflardaki yerini alacak. PlayStation 3 kullanıcılarının merakla beklediği God of War Ascension için bir demo yayınlandı. Oyunun sadece multiplayer kısmı içeren demoyu PlayStation 3 üzerinden indirerek deneyebilirsiniz. Hitman 2, Hitman 3, Hitman 4 oyunlarının yer aldığı Hitman HD Trilogy paketi resmi olarak duyuruldu. Seriye ait daha önce hiç yayınlanmamış tasarımların yer aldığı bir kitabı da içerisinde barındıracak olan paket, Ocak 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıkış yapacak. Yılbaşına yaklaşırken bir sürpriz de Gameloft'tan geldi. Kullanıcılar 7 adet Gameloft oyununu kısa bir süre önce Apple Store üzerinden sadece 1.79 Türk Lirası ücret ödeyerek satın alabilecekler ve iOS cep telefonlarına indirebilecekler. Zorlu ile adını duyurmuş serinin yeni oyunu Dark Souls 2 ile ilgili detaylar açığa çıktı. Grafiklerden arayüze kadar birçok bilgiyi kapsayan detayları tamindir.com üzerinden görebilirsiniz. Tam İndir oyun gündeminin bir bölümünden sonra geldik. Oyun dünyasındaki gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi oyunlar diliyoruz. Hoşçakalın.